Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül'ü cephesine çeviriyoruz kameralarımızı. Eski partneri Serra Arutürk dedikoduları devam ederken onlar bir kutlamalardadılar. Tabii doğal olarak. Bir boy gösterdiler ve sorduk dini nikah. Enteresan bir cevap. Söylemezsem olmazın patlattığı bomba konuşulmaya devam ediyor. Bir tarikata bağlı olduğunu, mensup olduğunu bilmem ne. Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'le boşanacak mı iddialarının ardından ne çıktı? Bu bilgileri bizimle paylaşır mısın? Bir dini nikahtan bahsediyorsun. Kadir Doğulu'nun eski partneri Serra Arıtürk'le imam nikahlı birliktelik yaşadığı doğru mu? Tabii bu çok önemli kaynaklardan ve Urla'dan bazı yerlerden geliyor. Atagül'ün bunlardan haberi var mı? Serra Arıtürk Kadir Doğulu'dan bebek mi bekliyor? Kafa karıştıran bu haberin ardından dün Kadir Doğulu'nun doğum gününde ünlü çift görüntülendi. Sorulara samimi cevaplar verdiler. Kadir ve Neslihan'a geçmeden önce kimler geldi kısaca bir bakalım. Masumlar Apartmanı'nda oynayan ve final yapan Maske Kimsin Sen diye sunuculuk yapan Tanser Öngel. Kadir'in doğum gününü bir uğramak istedim ona. Bizim için çok kıymetli çünkü. İşte arkadaşları, dostları gördük. Şimdi yarın yine setimiz var. Erkenden ayrılıyoruz. Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin. Kanka bizde Oğulcan Engin yasak. Ve daha birçok isim vardı. Mekan çıkışı önden Neslihan Atagül, arkasından da Kadir Doğulu çıkıyor. Aldığımız istihbarata göre Neslihan Atagül içeride epey bir alkol almış. Adımlarını sağlam atamayan ünlü oyuncu muhabirleri görünce korkuyor. Allah Allah Allah. Muhabirimiz Mustafa'nın koluna tutunuyor. Ünlü oyuncu muhabirimizin soracağı, sormak istediği, soramadığı tüm soruların önüne tatlı diliyle geçiyor. Saat çok geç oldu. Kusura bakmazsanız hemen arabaya binip gitsek olur mu? Kadir Doğulu'dan eşi Atagül'e bir jest geliyor. Teşekkür ederim. Estağfurullah, benim Kadir için büyük bir zevk. Ama aralarındaki resmiyet dikkatimizden kaçmadı. Ve geçiyoruz son günlerin konuşulan erkeğine, Kadir Doğulu'ya. Dervişlikle ilgili açıklamalarıyla çok konuşulan Kadir Doğulu, muhabirimizin sorduğu bebek sorularına cevap verdi. Çocuk mu? Nasıl evet, bir söz konusuydu? Hayır abi. Ailelik olayı vardı. Bak, sizin bize yönelttiğiniz her türlü soruya masum ve dürüstçe cevap vermeye çalışıyoruz. O gün de bize dediniz ki çocuk mu var? Ben dedim ki ya keşke. Yani bir gün olursa en mutlu halimizi size anlatırız dedik. Böyle bir cevap verdik. Bebek cevabının ardından o soru geliyor. Haklarında imam nikahı kıyıp beraber oldukları konuşulan Serra Arıtürk, Neslihan Atagül'ün duyacağı mesafede gelen soru karşısında Kadir Doğulu bu soruyu görüşüyle geçiştiriyor ve haberleri çıkartanlara gönderme yapıyor. Allah yardımcısı olsun o haberi çıkartanın yani. Yani hayırlı akşamlar. Onu haberi çıkartana soracaksınız. İyi akşamlar. Evet, olaylı yayınımızda konuşulanlar ve şimdi de Doğulu'nun açıklamaları Son Söz Stüdyo'da. Onur Akay'a Allah yardımcısı olsun dedi. Bilmiyorum, kabul etmedi. Yani kabul etmedi ama şu bir şey söylemek istiyorum. Böyle romantik bir müzik, ağız ağza, ağzını yer gibi bir poz. Dünyadan uzak. Yani diyorsun. Dünyadan uzak bilmem, yani Neslihan'dan uzak, biz birbirimize yakın. Yani pardon da. O da kafa bu, iyi şarkısı değil mi? Ama, kafası iyi olanlar daha çok dinliyor şarkıyı değil mi? Öyle bir şey mi? Yani ama öyle geliyor. Öyle şarkı kategorisi mi var? Ben de cevap veremedim. Ama yani sonuçta iyi olanlar diye. Tabii ki böyle bir şey haber olur. Yani onun da sevgilisi, onun da kocası böyle bir şekilde yakalansa yani haberden daha ileri bile gidebilir yani. Yani ben ne düşünüyorum? Onlar orada yakalanmadılar. PR yapıyorlardı ya onlar da işte dizileri o kadar kötü gidiyordu ki reytingleri. Onlar gerçekten evet. Böyle bir haberin çıkmasını istediler, evet. Konuşulmasını Köprüden istediler. Köprüden önce son sonra, çıkış. Sonradan da zaten diyecekler ki değil, yani bu bir reklam olacaktı. Ama onu Neslihan'a söylemiştir muhtemelen ben, zaten olayı. Ama çok ucuz bir şey. Bakın evet. Benim kocam reytingi kötü gitsin, bu bir iştir, olmasın, kaldırılsın. Ama bu kadar bizi onurumla küçültmesin. Yani kendisini de küçültmesin. Çünkü burada kolları birbirlerine değiyor. Bayağı flörtöz hareketler ağza, var. Ağzalar. Bu şarkıları kendileri koyuyorlar. Burada bir yakalanma yok. Zaten kameraya gülümsüyorlar. Bilerek çektirilmiş bak, bir bak, şey. Bak. Ben tamamen bunun yani. O diziyi tutmayan ve kaldırılan dizilerin PR'ı olduğu için yapıldığını düşünüyorum. Neslihan'ı aldattığı için değil. Çünkü Neslihan'ı zaten gerçekten aldatırsa taş olur.
Yani o kız gerçekten her ona şeyi, çok düşkün evet. ve şey. Şu görüntüne ben burada bir aldatılma değil, PR olarak dizi tutsun diye yapıldı. Rezillik. Sonuçta sen kabul eder misin böyle bir PR'ı? Ben eşin soğurum veya yani. Aynen. Yani ben kendini küçülttüğüne soğurum. Bize böyle bir şey için leke getirdiğine bu kadar reyting yani. Sen de kabul eder misin? Deli misin? Aynen. İkiye bölerim. Yani, ikiye bölerim. Herhalde yani münasebet. Son bükücü. Hayır bu burası kızın evet. Bir de slow şarkı yani? Bilmem dünyadan uzak. Hayır bir de bir şey söyleyeceğim. Ne? Günün sonunda bu kız reyting rekorları kıran bir diziyi bırakıp geldi. Aynen bunlar reyting bu kadar düşkünü bir aileyse bu çok affedersin de bu prodüksiyonla mı ayakta kalacaklar? Bir ucuz mu? Zaten ama bunu, kalacak, kalamadı. Bu konuşuldu ya bir iki hafta diziye. Dizi evet. kötü gidiyordu o zaman. Toparladı mı peki? Yok gitti dizi. Çünkü zaten hanımefendinin bir şeysi yok o yanındaki kız. Kim onu da ben inanın. Yani ilk defa. Yani o kızın zaten. Onu ben de Serengim ben de tanımıyorum yani, gerçekten. Dolayısıyla bir şey olmazsa tutmazsa olmuyor. Bu kız da zaten olmayacağı çok belliydi. Olmadı. Yani bana Allah göre hikaye de iyi değildi. Kadir'in şanssızlığı iyi yapım şirketlerinin iyi seçtiği senaryolarda olamadığından dolayı olabilir. Ya da iyi olabilir. Bir menajeri yok çünkü galiba menajerlikleri kendi mi yapıyor? Hatta hayır, karısının seçim, da menajeri. Seçim şansı olmuyor. Yani. 40 yılda bir böyle teklifler geliyor. Bütün oyuncuların döngüsüne baktığın zaman oturuyorlar 3 sene bir tane projede oynuyorlar. Oturuyorlar 5 sene. Dolayısıyla o da ne yapsın geldi kabul etti ama olmadı. Olmayınca da olmadı hanesine yazıldıkça da bu bir oyuncu için de güzel bir şey değil. Uzun lafın kısası ben bununla gerçekten aldattığını düşünmüyorum. Ben onların birbirlerini sevdiğini de düşünüyorum ama Kadir'in kariyeri açısından bu girdapta bu böyle bir olumsuzluğu yaşayarak gündemde kalma çabasını gördüm ve bu beni daha da çok üzdü. Aldatmadıysa bu daha da üzdü. Bu ucuz dizi yani. İçin çok ucuz bir şey yani. Kimin yöntemi ise bu veya o değil de yani bir kadınla bu kadar samimi o ona bakıyor falan flört ediyor. Bu çok çirkindi. Yani çok çok çirkindi. Yani. Yani bunlar hiç güzel şeyler değil. Bu dedikoduların çıkmasına biraz da siz neden oluyorsunuz? Yani herhalde bu zamanda aşkına... aptala yatıp onu çıkartan düşünsün. Allah yardım ulan etsin. O pozu falan. Veren önce bir düşünsün Allah de bence sonra onun etsin. Yorumunu. Allah bence Nesli... Nesli Şah diyorum. Neslihan'ı çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Çok değerli bir kız o bence. Ve çok iyi bir oyuncu. İnşallah sen onu kaybetmezsin ama ayrılırsan bir gün inan Neslihan için sevinecek herkes. Öyle duruyorsunuz. Belki öyle değil ama öyle duruyorsunuz. Sanki o seni hep seviyor, kolluyor, senin için fedakarlık yapıyor. Ama sen sanki kariyerinden dolayı belki de mutlu olmadığın için daha egoistin gibi geliyor. Bilmiyorum böyle duruyor. Belki de böyle değil ama böyle geçiyor. İstersen ilk önce sen bunu toparlarsan ve bu tip başka kadınlarla pozlar vermezsen insanlar da sizin hakkında konuşmasını engellemiş olursun. Peki dün